Sen niye benim maç izleme özgürlüğümü kısıtlıyorsun ki? Binlerce insanı bir şehre götürüp bir şehirden getirebiliyorsunuz. Siz 30 saat hiç yolculuk yaptınız mı hayatınızda bir takım için? Biliyorum finali kaybedip 800 kilometre geri yol gittiniz mi? Herkese merhaba. Sezonlar bitti. 2017-2018 sezonunda şampiyonlar belli oldu. Playoff'lardan çıkan takımlar da belli oldu. Ee, şampiyon olan bir e çıkan takımlara tebrikler. Çıkamayan takımlara da önümüzdeki sezon başarılar diliyorum. Bu başarı dileklerinin ardından geleyim videonun konusuna. Videonun konusu geçtiğimiz günlerde arkadaşlarla böyle sohbet ederken ortaya çıktı aslında. Konu şeydi, bu sezon gittiğim maçlarda yaşadığım sıkıntılar. Bu sıkıntılar nelerdi? Bir bir sıraladım ben. Dedim ki acaba Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sıkıntılardan haberi var mıdır? Bence vardır ama yine tekrar üstünden geçmek için böyle bir video yapma ihtiyacı hissettim. Ve oturdum kamera karşısına, dertlerimi ve bu sezon Stadyumlarda ve çevresinde bilet alırken yaşadığım sıkıntıları bir bir söyleme ihtiyacı hissettim ve bunu aynı zamanda iletişim tff.org sitesine de mail olarak gönderdim. Eğer sizin de e, yaşadığınız sıkıntıları, şikayetleriniz varsa bu adrese mail gönderebilirsiniz. Açıklama kısmına da yer vereceğim mail adresine en azından Türkiye Futbol Federasyonu çektiğimiz sıkıntılara, şikayetlerimize şahit olsun ve önlem almak isterse de önlemlerini rahatça alabilsin. Yaşadığım en büyük sorun maçların tarihinin belli olmaması. Yani Avrupa liglerinde, İngiltere liginde falan maçların fikstürleri daha sezon başlamadan hangi maçın hangi hafta, hangi gün ve hangi saatte oynanacağı belli oluyor. Türkiye'de bu maalesef mümkün değil. 5 ee, hafta erkenden açıklıyorlar hangi maçın hangi saatte ve hangi yerde oynanacağını ve ona göre bilet alıyorsunuz belki alamıyorsunuz. Çünkü bazı maçlar önemli derbiler hafta içine konuyor. En azından Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna önlem almasını rica ediyorum. Mesela bu sezondan örnek vereyim. Adana Spor, Adana Demir Spor bu sene ilk devre pazartesi günü oynandı. ikinci devre perşembe günü oynandı. Yani hafta içi oynandı. Şehir dışından gelebilecek bir insan o maça gitmesi mümkün olmadı maalesef. Niye? Çünkü herkes çalışıyor abi. İşçi sınıfıyız sonuç olarak. Sabah mesai, akşam ev. Sabah mesai, akşam ev. Hafta sonu da fırsat bulduğumuzda maça gidiyoruz. Ama sen maça gidip perşembeye koyarsan Adana Spor, Adana Demirspor maçını izlememiz bizim mümkün değil. Televizyonun karşısına geçip zapping yaparak o maçı izlemeye tercih edebiliriz. E ben tercih etmiyorum. Ben stadyumda e, kanlı canlı izlemek istiyorum o maçı ama siz bunu mümkün kılmıyorsunuz maalesef. En azından böyle maçlarda, böyle derbilerde e, şehir dışından gelecek insanları da göz önünde bulundurursanız daha iyi olur. Biz de o hafta sonları şehir değiştirerek, e, farklı şehirler görerek, güzel maçları izleyerek geçirmiş oluruz. Hem de ee, ülkemize turist olarak katkı yapmış oluruz. Oradaki esnafın da yüzü güler. Umarım bu eleştirimde dikkate alırsınız ve e, gelecek sezon derbi maçları özellikle hafta içine koymazsınız. Ve mümkünse de e, bu fikstür sezon başında belli olursa yani hangi gün hangi saatte oynanacağı belli olursa biz de erkenden biletlerimizi alırız. İkinci konu Pasolik. Pasolik'i ülkemizde çoğu taraftar sevmiyor. Ancak çoğumuzun da Pasolik'i var. Ne kadar sitem etsek de ne kadar beğenmesek de Pasolig'i alıp maça gidiyoruz. Bence sorun şurada. Pasolig'imizin olmasına rağmen maç izleyemememiz. Pasolig'im var maç izleyemiyorum. Neden? Çünkü e, Erzurum ve Gazişehir logolu Pasolig'e sahip olmam gerekiyor. Ben sezon başında bunu öngörerek e, genel Pasolig aldım. Yani Pasolig'im Türkiye Futbol Federasyonu logolu. Buna rağmen geçtiğimiz haftalarda oynanan playoff maçında Erzurumspor Gazişehir FK maçını izleyemedim. Çünkü öyle bir kural koydunuz ki e, Pasolig'i sadece Erzurum ve Gazişehir olan insanlar o maçı izlemek durumunda kaldı. E, benim de Pasolig'im var. Ben de maçı izlemek istiyorum. Ben niye bilet alamıyorum? İlla Erzurum Pasolig'i veya illa Gazişehir Pasolig'i almam gerekiyor o maçı izlemem için. Normalde koyduğunuz kurallarda son 24 saat içinde o maça Tüm pasoliklerin bilet almasını sağlamanız gerekiyordu ama kendi koyduğunuz kurallara da uymadınız. Lütfen gelecek sezon e, bu konuyu da bir düzeltirsiniz. Çünkü ya playoff final finali abi en güzel maç ve bu maçı izleyemiyoruz. Erzurum Pasoligimiz veya Gazişehir Pasoligimiz yok diye. Dersen ki birisi olay çıkarır diye, rakip takım taraftar gelir olay çıkarır diye ben bu işi yapıyorum. O zaman Pasoligi ne anlamı var? Adam gider Erzurum Pasoligi alır. Olay çıkarır, yine çıkarır olay. Ama sen o olay çıkaran adamı bulup kartını iptal edip 3 yılda stadyumlardan men ettiğinde sorun çözülmüş oluyor. E Pasolik zaten bunun için yok mu? Güvenli taraftar, güvenli maç izleme olayı, ailenle maça git rahat rahat izle olayı. Sen niye benim maç izleme özgürlüğümü kısıtlıyorsun ki? Böyle bir hakkın da yok, hukukun da yok. E, umarım Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon bu soruna da bir çözüm bulur. Ve e, genel Pasolik sahipleri veya e, herhangi bir Pasolik sahibi insan istediği her maça gidip izleyebilir. Üçüncü konumuz en sevdiğim maçlar olan playofflar ve kupa finali. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu olarak hitap ettiğiniz kitle belki Türkiye'deki en geniş kitle. Yani dernek olarak bir lafınızla milyonlarca veya binlerce insanı bir şehre götürüp bir şehirden getirebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir güç bence. Bunun farkında olun gerçekten. Bu inanılmaz bir güç. Türkiye'de hiçbir derneği, hiçbir federasyonun böyle bir kuvveti, böyle bir gücü yok. Şimdi ilk maç Fenerbahçe-Akisar maçı Türkiye Kupası finaliydi. Diyarbakır'a verdiniz. Ve o maça Fenerbahçe ve Akisar taraftarı haricinde taraftar almadınız. Tribünler boş kaldı. Fenerbahçe ve Akisar taraftarı kilometrelerce yol gitti. Uçak parası verdi. Ekonomik maliyet. Akisar kazandı kupayı aldı. UEFA kupasına gidiyor. Mükemmel bir hikaye. Ama bak bu hikayeyi çok az kişi gördü canlı olarak. Tamam televizyondan izledik. Baktık işte kupa olmuş sevinmişler falan. Ama orada, orada bulunmak, orada olmak bambaşka bir şey. Bu konuda ikinci örnek Erzurumspor'la Gazişehir Futbol Kulübü arasında oynanan maçta yaşandı. Bursa'da oynanan karşılaşma. E Erzurum bakıyorsun doğuda, Gaziantep bakıyorsun doğuda ama bu iki takım Bursa'da oynuyor maçlarını. Neden? Yani Diyarbakır varken, Kayseri varken, Malatya varken niye bu iki takım binlerce kilometre gelip Bursa'da maç oynuyor ki? Yani Erzurum'da oturan bir taraftar bütün sezon boyunca Erzurumspor'a destek vermiş. Erzurumsporlu Erzurumlu taraftar final maçında belki takımını destekleyemiyor. Sırf Bursa'da olduğu için, sırf 800-900 kilometre yol gitmek istemediği için, sırf uçak bileti parası vermek istemediği için, imkanı olmadığı için. Siz bunu niye yapıyorsunuz ki? Daha yakına koyun, otobüslerle insanlar 2-3 saatte ulaşabileceği yerde maçını seyretsin, evine gidebilsin. Erzurum'la Bursa arası 15 saat ya. 15 saat gittin, 15 saat geldin, 30 saat. Siz 30 saat hiç yolculuk yaptınız mı hayatınızda bir takım için? Ve bu kararı veriyorsunuz. Yapmayın gözünüzü seveyim. Yani biraz taraftarı düşünün. Üçüncü örnek. Üçüncülük playoffları. Hafta sonu olur diye bekledik. Üçüncülük takımlarının güzel karşılaşmalarını izlemek için. Üçüncülük playofflarını hafta içine koydunuz. Dünya üzerinde en çok mesai yapan ülke Türkiye. Bunu da göz önünde bulundurarak hafta içleri biz çalışıyoruz. Maalesef maçlara gidemiyoruz. Ama siz bizi istemiyorsanız baştan söyleyin. Bütün maçları hafta içi oynatın ya. Salı, çarşamba, perşembe oynatın. Kimse hiçbir maça gidemesin. Televizyondan seyredelim maçları. Yani ben Bayrampaşa Düzce Spor maçını izlemek için can attım. Ama gittiniz Perşembe gününe koydunuz Balıkesir'de. Hadi Balıkesir'i geçtim yakın gidilir. Ama Perşembe gününe niye koyuyorsun ki? Salı günü Ankara Demirspor, Spor, Diyarbakır Çok gitmek istedim. Gidemedim. Çünkü hafta içi mesai var. Yani çalışmak zorundayız bir şeyler. Para kazanıp e, hayatımızı devam ettirebilmek için. Dördüncü örnek. Sakaryaspor Afşet Afyonspor maçı. Mersin'de oynandı. Mersin kararı 4 takım varken açıklandı. 4 takımı sayıyorum size. Keçiören Gücü, Gümüşhane, Sakarya ve Afşet Afyonspor. Yani bu dört takımın da en uzak olduğu yer Mersin. Yani Sakarya ile Mersin 800 kilometre. Gümüşhane ile Mersin arası binlerce kilometre. Afyonla Mersin arası 600 kilometre. Bütün playofflarda şehirleri belirlerken hangi kriterlere göre seçtiğini bize söyleyin. Biz de ona göre eleştirelim veya eleştirmeyelim. Belli olsun açık olalım ya iletişimli olalım biz. Yani taraftara kulaklarınızı sakın tıkamayın. Taraftarla federasyon birlikte yürürse daha az hata yapmış oluruz. Daha az sorun yaşamış oluruz. Hem siz hem taraftar daha az çile çekmiş olur. Mersin'de final oynandı. Sakaryalılar 800 kilometre geldi. Afyonlular 600 kilometre geldi. Afyonlular şampiyon oldu. O 600 kilometreyi dönerken şen şakrak müthiş harika anlar yaşadılar. Peki Sakaryalılar yani siz hiç playoff finali kaybedip 800 km geri yol gittiniz mi? Vallahi bence gitmeyin. Hiç o şeyler değil. Bu yolculuk kısmındaki taraftarların bütün can güvenliği sizden soruluyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçı Mersin'e verdiği için ve orası da şehirlere yaklaşık 600 ve 800 km olduğu için yoldaki olan bütün vatandaşlarımızın can güvenliği size emanet. Şimdi bir tane taraftar otobüsü kaza yapsa Allah korusun oradan da 3-5 kardeşimizi kaybetsek ne olacak? Ki oldu? Afyon'un taraftarları kaza geçirdi. 3 tane yaralı oldu. Araba takla attı. Maça gitmek için yaptılar bunu. Yani Afyon takımını desteklemek için Afyon'dan yola çıktılar ve Mersin'e gitmek için çaba harcadılar. Ancak kaza yaptılar. Ama siz o maçı daha yakın bir yere verseydiniz belki o kaza olmayacaktı. Lütfen bunları daha böyle ayrıntılı, daha detaylı düşünelim. İşin başka bir boyutu. Afyon ve Sakarya taraftarının Mersin'e ulaşmak için kullanacağı yol aynı. İki takım dost olsa da düşman da olsa aralarında rekabet de olsa aynı yolları kullanmamaları lazım. Çünkü final maçları e, gerginlik seviyesi çok yüksek maçlar. İki takımın da farklı yollardan ulaşabileceği bir stat olması lazım. Lütfen bunlara dikkat edin. İnsanların sağlığı, insanların hayatı önemli burada. Final maçını herhangi bir yere verebilirsiniz ama herhangi bir yere vermemeniz gerekiyor. Bunları düşünüp vermeniz gerekiyor. Evet yaşadığım en büyük sıkıntılar ve Çevremden duyduğum sıkıntılar bunlardı. Bunları da böyle açık açık konuştum. Umarım Türkiye Futbol Federasyonumuz bu söylediklerimize kulaklarını tıkamaz. Az da olsa bazılarını önlem alır ve önem verir. Dediğim gibi siz de eğer farklı şikayetleriniz, farklı istekleriniz varsa yorum kısmına yazın ya da iletişim et tff.org adresine bir mail atın. Böylece federasyon sorunlarımızdan, şikayetlerimizden haberdar olmuş olur. Videonun da daha çok kişiye ulaşması için beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.